25. uygulama Bahçe Düzeni. Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Deniz Hanım, bir kenar uzunluğu 15,75 metre olan kare şeklindeki bahçesinin zemininin bir kısmını seramikle, bir kısmını hazır çimle kaplatacaktır. Deniz Hanım, seramikle kaplanacak bölümün kare şeklinde olmasını istemektedir. Bahçenin iki farklı düzenine göre alınan fiyat teklifleri tabloda verilmiştir. Deniz Hanım, iki fiyat teklifi için 1 metrekare çim kaplama ücretini karşılaştıracaktır. 1 metrekare çim kaplama ücretinin daha düşük olduğu teklifi tercih edecektir. 1. Her iki teklif için çim kaplanacak alanı nasıl hesaplarsınız? Yönteminizi açıklayınız. Şimdi birinci teklifte çim kaplanacak alanı bulmak için bahçenin alanından, yani 15,75'in karesinden bu seramik döşenecek kısmın alanını çıkarmamız lazım. Bu da 14,25'in karesidir. Evet, birinci teklifte bu işlemleri yapacağız. İkinci teklifte de arkadaşlar yine aynı yöntem. Yani bahçenin alanından seramik kaplanacak kısmın alanını çıkaracağız. Bu da 11,25'in karesi olacak. Evet, yöntemimiz budur. Bu işlemleri yaparak çim kaplanacak alanı buluruz. 2. Çim kaplanacak alanlar bulunurken işlemlerinizi kolaylaştıracak stratejileri belirleyiniz. Şimdi arkadaşlar biz iki kare farkı özdeşliğini görmüştük. Bakın şöyle a kare eksi b kare. Bunu yaparken şöyle yapabiliriz. A eksi b çarpı a artı b. Bakın bu bize kolaylık sağlayacaktır. 3. Belirlediğiniz stratejileri kullanarak çim kaplanacak alanları hesaplayınız denmiş. Evet. Evet, birinci teklif için 15,75 karesi eksi 14,25'in karesi. Evet. İki kare farkı özdeşliğini kullanalım. 15,75 eksi 14,25 çarpı 15,75 artı 14,25. Şimdi önce çıkarmayı yapalım. 15,75'ten 14,25 çıktığında arkadaşlar 1,5 olur. Şuradaki toplamayı yapalım. 14,25 ile 15,75'i topladığımızda da 30 olur. 1,5 ile de 30'u çarptığımızda 45 buluruz. Evet, bu 45 metrekare çıktı. İkinciyi yapalım. Bu sefer 15,75'in karesi eksi 11,25'in karesi. Evet, önce çıkaralım. 15,75 eksi 11,25 çarpı 15,75 artı 11,25. Evet, 15,75'ten 11,75 çıktığında 4,5 olur. 15,75 ile 11,25'i topladığımızda da 27 olur. Evet, 4,5 ile de 27'yi çarptığımızda 121,5 metrekare buluruz. 4. Birinci fiyat teklifi için 1 metrekare çim kaplama ücreti X Türk lirası, ikinci fiyat teklifi için 1 metrekare çim kaplama ücreti Y Türk lirası olsun. İki durum için çim kaplama ücretini veren cebirsel ifadeyi yazınız. Evet, birinci şöyle olacak arkadaşlar. 45 çarpı X, ikinci ise 121,5 çarpı Y olacak. 5. Oluşturduğunuz cebirsel ifadeler yardımıyla iki fiyat teklifi için 1 metrekare çim kaplama ücretlerini bularak Deniz Hanım'ın seçeceği teklifi yazınız denmiş. Şimdi arkadaşlar birinci teklif 45x'ti. Burada 45 ile 8100'ü çarpacağız. Evet, bu işlemi yaptığımızda, bunu hesap makinesiyle yapıyorum, 364.500 lira çıktı. İkinci teklif için de şimdi 121,5 metrekare olmuştu. Bununla 19.440'ı çarpalım. İşlemin sonucu 2.361.960 TL'ye çıktı. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar, birinci teklif daha uygundur.